Arkadaşlar merhaba. Dersimizin adı İşletim Sistemleri. İsmim Nilgün Özdamer Keskin. Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümünde öğretim üyesiyim. Bu videoda kişisel bilgisayar işletim sistemleri ünitesini yani 5. üniteyi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ünitedeki konuları hatırlatmak istiyorum. Neleri tartıştık biz ünitemizde? Açık kaynak ve kapalı kaynak kodu işletim sistemlerini paylaştık. Bunlar nedir? Ne özelliğe sahiptir? Kişisel bilgisayar işletim sisteminin tarihsel gelişimini açıkladık. Özellikle Windows, MacOS, X ve Ubuntu işletim sistemlerinin özelliklerini tartıştık. Ve bunlar arasında da gereksinimlere yönelik karşılaştırma yaptık. Bu videoda da Windows işletim sistemi, MacOS X işletim sistemi ve Ubuntu işletim sistemini sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Öncelikle kişisel bilgisayar işletim sistemleri nedir? Bunu tanımlayarak yola çıkmakta fayda var. Kişisel bilgisayar işletim sistemleri, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılım bütünü. Bir başka deyişle işletim sistemi bilgisayar donanımı ile kullanıcı programları arasında yer alarak kullanıcıların bilgisayar sisteminden kolayca yararlanabilmelerini sağlayan hizmet yazılımıdır. Bugün masaüstü bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar alırsanız şayet mutlaka bir işletim sistemiyle karşı karşıya geleceksiniz. En yaygın işletim sistemlerinden biri Windows işletim sistemi, Microsoft firması tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir ve bugün neredeyse hemen her evde bu işletim sistemiyle karşılaşabilirsiniz. Windows'un son sürümü Windows 10 işletim sisteminin masaüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, tablet bilgisayarlardan giyilebilir teknolojilere kadar çoklu platformu desteklediğini görüyoruz. Artık işletim sistemleri sadece bilgisayarlara yönelik değil, mobil farklı platformlarda farklı cihazları ve farklı platformları desteklemektedir. Bunun için de Windows evrensel uygulama platformu inşa etmiştir ve bu platform sayesinde uygulamaların yönetimi daha kolay ve daha güvenli hale dönüşmüştür. Windows işletim sisteminin tarihsel gelişimine bakacak olursak, 1982 yılında aslında Windows işletim sistemi ilk duyuruluyor. Ancak 85 yılı itibariyle piyasaya sürülüyor. O dönemlerde reklamlarda, televizyonlarda işletim sistemi olarak oldukça rastlanabiliyor tanıtımları. Ancak 90'lı yıllarda özellikle Windows işletim sistemi gerçek anlamda bir en fazla kullanılan o dönem içerisinde en fazla kullanılan kişisel bilgisayar işletim sistemi oluyor. Daha sonra Windows sadece kişisel bilgisayarlar için değil aynı zamanda ofiste de kullanılmak için de işletim sistemi geliştiriyor. İşte Windows NT ile başlıyor bu geliştirme aşamaları 1993'lü yıllara rastlıyor. Daha sonra Windows işletim sisteminin en parlak dönemi Windows XP ile oluyor. Windows XP gerçek anlamda 1 milyara yakın bir kitle bu o dönem içerisinde Windows XP'yi kullanıyor. Hem kullanıcı dostu, arayüzü çok sade ve kolay. Dolayısıyla oldukça popüler. Bununla birlikte Windows işletim sistemi tek bir marka bilgisayara kurulmuyor. Farklı markalardaki bilgisayarlar tarafından da işbirliği içerisinde kullanıcılara sunulduğunu görüyoruz. Şu an Windows 8 ile birlikte özellikle 2010 yılından sonra Windows 8 ile birlikte Windows sadece bilgisayarları hedef almadı ve farklı platformları destekleyen işletim sistemi geliştirmeye çalıştı. Ama Windows 10 gerçek anlamda bunu sağlıyor. Hem telefonlara, hem tabletlere, hem televizyonlara, hem bilgisayarlara, dizüstü bilgisayarlara ve masaüstü bilgisayarlara kurulabilen bir yapı, mekanizma söz konusu, işletim sistemi söz konusu. Windows özellikle gördüğünüz gibi başlat menüsü
sol tarafta ve altta hemen yanında bir arama butonu var. Windows işletim sistemi oldukça aşina olduğunuzu inanıyorum. Çünkü gerçek anlamda herkes hemen hemen herkes de Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlarında. Örneğin şurada Miranda kullanıcının ismi. Siz de Windows'ta eğer bir Microsoft ID'si ister ve bu Microsoft ID'yi kullanarak siz dediğim gibi indirdiğiniz uygulamaları ister masaüstünde ister tabletlerde erişebilirsiniz. Bu anlamda çok önemli. Mesela burada dosya gezgini var. Kolaylıkla dosyalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Farklı dosyaları aktarabilirsiniz. Belgelerim aracı var. Belge oluşturmak kolay. Özellikle Windows işletim sistemi Office programını destekler. Bu bağlamda da oldukça zaten Microsoft'un ürünü olduğu için hem Office programları da dolayısıyla oldukça rahat bir şekilde Word, Excel, PowerPoint, OneNote gibi programları da kullanabilirsiniz. Özellikle kitabınızda daha detaylı var bilgiler ancak ben burada vurgulamak istediğim şey Windows işletim sisteminin bir sesli komut yazılımı var. Siz şurada gördüğünüz arama butonundan hem yazılı olarak hem de sesli olarak bilgisayarınıza komut verebiliyorsunuz. Bunu sağlayan mekanizma Windows Cortana. Şu anda Windows 10'da Türkçe desteği yok ancak ileriki zamanlarda olacağını inanıyoruz. İngilizce olarak siz mesela hava durumunu da ilgili bilgi alabilirsiniz, Word, Excel dosyasını açabilirsiniz, dosyanızı sorabilirsiniz gibi sesli olarak da komutla bilgisayarınıza çalıştırabilirsiniz. Bu gerçekten oldukça güzel bir özellik. Bir de Windows Hello uygulaması var. Bu da sizin tabletlerden veya mobil telefonlar üzerinden yüz tarama, göz retinası tarama gibi özellikleri sağlıyor ve siz kendi kişisel tabletinizi ve telefonunuzu bu sayede otomatik olarak açabiliyorsunuz. Yani kişiyi tanıyan özelliğe sahip. Oldukça gelişti Windows 10 ile birlikte gerçekten özel bir atılım yaptı Windows işletim sistemi. MacOS işletim sistemi, kişisel olarak MacOS işletim sistemini kullanıyorum. Çünkü yapmış olduğum çalışmalar daha çok MacOS işletim sisteminde daha rahat etmemi sağlıyor. Çünkü akıllı telefon kullanıcısıyım, aynı zamanda tabletim var ve bunlar arasında gerçek anlamda uygulamaların geçişkenliği açısından da birbirini destekliyor çünkü firma yani MacOS bir Apple firması yani kendi ürünleri arasında işbirliğine çok açık ancak farklı ürünleri kapalı bir yapı. Dolayısıyla aslında biz bu anlamda Macintosh'u yani Apple'ı eleştiriyoruz kapalı bir sistem olması açısından ancak kendi ürünleri arasındaki uygulamaların geçişkenliği, kullanabilirliği, kullanıcı dostu olması açısından da gerçekten oldukça önemli bir mekanizması var. MacOS işletim sistemi aslında altyapısı açık kaynağı desteklemekte ama ancak bazı bileşenleri açık kaynaklı olmadığı için biz MacOS işletim sistemini kapalı kaynak kodlu işletim sistemi olarak kabul ediyoruz. Bugün bir MacOS bilgisayar aldığınız zaman karşılaştığınız işletim sistemi bir Mac pardon bilgisayar aldığınız zaman karşılaştığınız işletim sistemi MacOS işletim sistemi. Windows'da aşağı yukarı benzer zamanlarda çıkıyor. Yani 1985 yılında çıkıyor. Oldukça rakip birbirlerine iki firma. Apple firması ve Microsoft firması oldukça rakip. O dönemlerde özellikle 80'lerde, 90'larda özellikle 90'larda bir patlama yaratıyor kişisel bilgisayar işletim sistemleri adına. Bir dönüşüm söz konusu ve gerçekten insanlar bilgisayarları evlerine almaya başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir 90'larda özellikle bir patlama söz konusu.
Apple, BIOS ona kadar hayvan isimleriyle anılıyordu. Özellikle yırtıcı hayvan isimleriyle, ama macOS X ondan sonra, örneğin Yosemite var. Bu Kaliforniya'da bir ulusal parkın ismi, huzur veren, dingin veren anlamında bir dönüşüm yaşadı. Artık daha böyle farklı, böyle kucaklayıcı insanları, daha böyle hani yırtıcı hayvanlardan böyle insanları daha huzur veren, dingin veren, kucaklayıcı isimler vermeye başladı işletim sistemlerine. MacOS işletim sisteminin altında dock dediğimiz bir yapı söz konusu. Burada hızlı bir şekilde menülere erişebiliyorsunuz. Ekranlar arasında geçinme çok kolay. Launchpad uygulaması var. Bu Launchpad uygulamasıyla da uygulamaları görebiliyorsunuz. Burada MacOS'un en güzel, gerçekten önemli uygulamaları var. Mesela iCloud gibi. Bu bulut tabanlı bir teknoloji. Buraya fotoğraflarınızı, belgelerinizi yükleyebiliyorsunuz. Apple Store aracılığıyla uygulamalarınızı bilgisayara indirebiliyorsunuz. Ücretli ve ücretsiz uygulamalar söz konusu. Dediğim gibi bir Mac bilgisayar aldığınız zaman işletim sistemi macOS'tur. Eğer şu anda macOS X 11, yani El Capitan vardır. Eğer siz eski işletim sistemi sürümünü, yani örneğin Yosemite veya Maverick alırsanız, bunu yükseltebiliyorsunuz. İnternet sayfasına girerek yükseltebiliyorsunuz. Zaten güncellemeleri de var. MacOS işletim sistemini isterseniz Windows'ta kurabiliyorsunuz, iBootCamp sayesinde. Ama çok tavsiye edilmez, çünkü genellikle Windows işletim sistemi kullanacaksanız Windows işletim sistemi kurulu bilgisayarları tercih etmenize fayda var. Office programları da kurabilirsiniz. Office Macintosh'u destekliyor, ama kendi Macintosh işletim sistemlerinin içinde iWord, iNumber gibi, Notepad gibi programlara da sahip diyebiliriz. Ubuntu işletim sistemi açık kaynak kodlu işletim sistemidir. Oldukça en yaygın kullanılan açık kaynaklı işletim sistemidir. Bu işletim sistemi özgür ve ücretsiz olarak indirilebilen bir işletim sistemidir. Windows'un üstüne kurulabilir program gibi, aynı zamanda bir işletim sistemi olarak da kurulabilir. Ubuntu, Güney Afrikalı girişimci Mark Shuttleworth ve Canonical Limited şirketi sponsorluğunda geliştiriyor ve Zulu dininde insanlık anlamına geliyor. Başkalarına karşı merhametli, şefkatli, iyiliksever olmak gibi insani değerlerin temel alındığı bir dünya görüşü aslında. Ve 2 milyonu aşkın kullanıcısıyla dünyada yaygın olarak kullanılıyor Ubuntu. Ve Ubuntu 2004 yılında piyasaya sürülüyor. Ve bugün gerçekten hızlı yani güncellemesi çok hızlı. Güvenlik açıkları çok çabuk, çok rahat bir şekilde bulunup destekleniyor. Dünyanın her tarafından geliştirme uzmanları tarafından. Ve siz Ubuntu işletim sistemini kullanıcılara özgürce yayınlama, kopyalama ve kodlarını değiştirip geliştirebilme imkanı sunuyor. Bu nedenle gerçekten farklı bir işletim sistemi. Gördüğünüz gibi 2004 yılında işletim sistemi hayata geçiyor, yani piyasaya sürülüyor. Daha sonra neredeyse 6 ayda bir güncelleme yapılarak işletim sistemi geliştirilmiş. Şu anda Ubuntu 15 10 kullanılıyor. Ve güncellemesi de oldukça hızlı yapılıyor. Daha çok Ubuntu'yu daha ileri düzey programlama yapan, açıkçası bilgisayar mühendisleri çok mesela tercih ettiğini görüyoruz, ya da ağ uzmanları, sistem uzmanları. Çünkü güvenli bir işletim sistemi, yaygın, güvenli olması çok önemli. Bir de geliştirmeye açık bir işletim sistemi, bu anlamda da çok önemli. Açıkçası işletim sistemleri arasında biri üstündür, diğeri üstün değildir diyemiyoruz. Kişilerin ihtiyaçlarına en uygun işletim sistemini tercih etmesinden yana olduğumuzu savunuyoruz. Örneğin ofis programlarına çok fazla zaman geçiriyorsanız, mutlaka Windows işletim sistemini almanıza fayda var. Her ne kadar ofisin Mac desteği olan yazılımı da olsa, ister istemez Microsoft'un ürünü olduğu için Windows tabanlı bilgisayarlarda çok rahat çalışılıyor.
Eğer Apple tablet, Apple Watch, Apple iPad'siniz varsa Macintosh bir bilgisayarı tercih etmenize fayda var. Çünkü iTunes aplikasyonu, iTunes yazılım aracılığıyla siz uygulamaları farklı cihazlara, Apple'ın diğer cihazlarına oldukça kolay bir şekilde yükleyebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Ubuntu'da daha güvenlikli, daha güvenli, daha geliştirmeye açık bir yazılım altyapısı istiyorsanız Ubuntu'yu da tercih edebilirsiniz. Bu ünitede kısaca çok yaygın olan 3 işletim sistemine yer verdik. Teşekkür ederiz.